Aa, Allah Allah. Elektrikler mi kesildi acaba? Aa, şu işe bak. Bir bu eksikti. Elektrikler kesilmiş. Makbuş, ha? Kapının önünde biri var. Ne? Aa! Hırsız mı acaba? Ha? Gündüz gözüyle ne hırsızı evladım? Belki de elektriği o kesti. Kimsiniz? Ne istiyorsunuz? Ödüm koptu ya. Elektrik idaresinden geliyorum ben. Evladım, asıl sen bizi korkuttun. Neyse, arıza için mi geldiniz? Hayır, elektriğinizi kestik de. Aa, elektriği siz mi kestiniz? Neden? Çalışma mı var? Yok teyzeciğim, borcundan dolayı kestik. Aa, olur mu öyle şey? Bir karışıklık olmasın. Teyzeciğim bakın, sayaç numarası, adres, her şey doğru. Elektrik Hakan Ertürk adına değil mi? Evet. Birikmiş borçlarla beraber bu ayın faturasını da yatırırsanız hemen açılır. Peki evladım. İyi günler. İyi günler. Hay Allah. Hakan otomatik talimatla ödemiyor muydu? Bilmiyorum ki. Ne olacak şimdi? Elektriksiz mi kalacağız? Aa. Günaydın. Ne oldu? Elektriği kestiler evladım. Borcu varmış. Ay olacak şey değil. Nasıl böyle bir yanlışlık yaparlar? Bir saniye. Tamam anlıyorum. Evet. Banka ödemeleriyle karşılaştırdınız yani. Anlıyorum. Peki, teşekkürler. Bir yanlışlık mı olmuş? Maalesef. Yani? Yani otomatik ödeme talimatı vardı ama... İki aydır bankadan para çekemedikleri için... Pes yani. O kadarcık da mı yoktu hesapta? Boş ver evladım. Takma kafana. Olur böyle şeyler. Şaka gibi. Özge. Ne var anne? İflas etmek diye buna derim ben. Gıcık. Emre. Ne var babacığım? Eskiden elektrik mi varmış canım? Hem böylece akşamlarımız daha eğlenceli olur. Makbuş bize masallar anlatır. Hakan, ben bugün hallederim, merak etme. Sana mı kaldı fatura ödemek? Eyvah Hakan, Nana'ya muhtaç kaldıysak işimiz iş yani. Ya rica ederim, şu konuyu kapatabilir miyiz lütfen? Makbuş, ben bugün halletmeye çalışacağım. İdare edin, olur mu? Tabii evladım. Hadi çıkalım Simge. Peki. Ha çocuklar. Sizin bugün resim projesi için bir şeylere ihtiyacınız vardı değil mi? Önemi yok. Biz arkadaşlarımızdan idare ederiz babacığım. Olmaz öyle şey. Emre. Al bakalım şunu. Kardeşinle paylaşın. Hadi. Hadi. Ne sallanıyorsunuz? Servisi kaçırırsak bir de yol parası vermek zorunda kalacağız. Yürüsenize. Önden buyur başkıcık. Hayatım ne demeni bekliyorsun? Anneciğim ekonomik kriz var. Senin isteklerine artık yetişemiyoruz. Yazlık evine git mi diyeyim? Evet. Ne var bunda? Kusura bakma ama annenin sadece aylık tatlı masrafı benim maaşımın yarısı kadar. Aşk olsun Merve. Kadının yediği iki sütlaçla iki dilim baklavanın hesabını mı yapıyorsun? İki dilim mi? Evet. İki dilim mi? Bir tepsi baklavanın tamamının hepsini sildi süpürdü. Kadıncağız ev taksitlerini ödüyor. Onu hiç hesaba katmıyorsun ama. O kadarını da yapıversin artık. Aman bu mevzunun bir yere varacağı yok Volkan ya. Kapatalım artık ya, yoksa benim yine başlayacak böyle pır 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 atmaya. Günaydın. 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 Hakan? Hayırdır? Ne bu surat? Volkan ne yapıp yapıp mutlaka tahsilat yapmamız gerek. Haklısın ama abicim. Herkes para ödememek için neredeyse birbiriyle yarışıyor. Sabahtan beri kaç yere telefon açtım. Millet artık telefonlarına bile çıkmıyor. Durum vahim Volkan. Hakan'ın elektriğini kestiler. Yapma ya. Değerli patronumuz Selman Beyler nerede acaba? Bilmem. Ortalarda yok daha. Ama Sarp Bey, ödemenin geçen hafta yapılması gerekiyordu. Anlıyorum.
Hayır, bizim de ona ama göre... Ama Murat Bey... Peki. Peki, çek. Tabii anlıyorum ama biz de sıkıştık. Tamam. Evet. Tamam. O zaman çek olarak alalım. Tabii anlıyorum da... Tamam, tamam. O zaman peki, ben size haber veriyorum. Başında sizden haber veriyoruz. Tamam, peki. Tamam, tamam. Volkan. Hı? Volkan, hiç para var mı üzerinde? Bütün param bu. Sağ ol, kalsın. Annem olmasa biz de bitmiştik. Evin taksitlerini ödüyor. Geçen hafta iki bileziğini bozdurdu. Kalan bu. Merve hala yaranamıyor ama. Good morning. Günaydın beyler. Nasıl bak? Ha? Nasıl? Bak böyle bak. Güzel. Böyle burada. Bundan sonra kılığıma, kıyafetime dikkat etmen lazım. Biliyorsun mu? Yahu hem şirketin genel müdürüyüm hem de meşhur bir türkücü olmama çok az kaldı. Biliyorsun mu? Ya Volkan, kasapet derdinde koyun can derdinde. Şunu dediğine bak ya. Ya Hakan ağam vallahi ayıp ettim ya. Ya ben nereden bileyim senin bu kadar dert olduğunu? Demek elektriğinizi kestiler ha? Hmm. Ben de sana nispet yapar gibi böyle. Aman Volkan, ne diye söyledin sanki? Aşk olsun Hakan ağam. Ben yabancıyım. Neyse, önemli değil. Bir dakika, bir dakika. Gerçi bende de doğru düz bir şey kalmamış ama. Üzerinizdeki takım neredeyse bir servet eder Selman Bey. Peki alacaklarımız ne oldu? Herkes ödemeleri ileri bir tarihe atmaya çalışıyor. Olur mu canım öyle şey? Senin krizden haberin yok herhalde Selman Efendi. Hakan ağam, siz bana alacaklılarımızın adresini versenize. Gerek yok Selman, hepsiyle konuştuk. Sonuç? Ya ödeyecekler işte. Ya sen ver hele şu adresleri. Benim de bildiğim bir şey var herhalde. Vereyim mi? Al işte. Hepsi burada. Firmaların isimleri, telefon numaraları, adresleri ve alacağımız bakiyeler. Tamam. Ben tahsilatı yapıp geliyorum. Siz canınızı sıkmayın. Akıncılar. Dolmuşla giderim herhalde. Sence ne yapacak? Tabii ki hiçbir şey yapamayacak. İnanmıyorum. Demek borcu yüzünden elektrikleri kesildi ha? Maalesef. Yuh yani. Ya bak işte düşmez kalkmaz bir Allah. Birkaç ay önce kim derdi bu duruma düşeceğimizi? Biz de Volkan'ın annesinin eline bakıyoruz. Kadın elini aldı ya bizi. Beni sinir etmek için elinden geleni yapıyor. Şunlara bak. Kim bunlar? Ay kim olacak canım, Volkan'ın eski kırıkları. Ne işi var bu fotoğrafların sende? Ay Simge, ben sabahtan beri ne anlatıyorum? Volkan'ın annesi eski sevgililerinin fotoğraflarını bulmuş, benim görebileceğim bütün yerlere koyuyor. Ama bu kadarı da çok fazla yani. Bir de laf sokup duruyor. Hı? Volkan'ın bu kızlardan biriyle evlenseydi torunumu çoktan kucağıma almıştım diyor. Aman takma kafana ya. Ay nasıl takmam ya? Simge. Hı? Acaba Volkan eski sevgililerini özlüyor mudur? Benimle evlendiği için pişman mıdır? Ne bileyim ben. Çok merak ediyorsam gidip kendisine sor. Söylemez ki. Al canım. Ama ben bunu öğrenebilirim. Acaba Hakan'la yakınlaşmakla hata mı ettim? Ya durumu toparlayamazsa? Aman o zaman da bir bahane bulur, zengin birine kapağı atarım. Ay onu böyle çulsuz haliyle çekecek değil mi? Hayatta katlanamam. Aa. Buyurun, kime bakmıştınız? Tanıyamadım değil mi? Merve bu ne hal kızım ya? Aynı şey gibi olmuşsun. Şu bana fotoğrafını gösterdiğin kız var ya, ona benzemişsin. Ay pes vallahi yani. Güzel. Böylece Volkan'ın tepkisinden eskileri özlüyor mu, özlemiyor mu şıp diye anlayacağım. Delisin kızım sen ya. Buyurun. Sevda? Senin ne işin var burada? Ah! Sevdası! Ben
Kara Sevda. Tanımadın mı? Tanımadın mı beni? Merve, niye dur. Öyle bakıyorsun? Ne yapıyorsun? Niye öyle bakıyorsun? Ya delirdin. Bakıyorum Sevda'yı karşında görünce böyle elin ayağın titredi. Hiç de değil. Yalan söyleme. Yalan söyleme, heyecanlandın. Heyecanlandın. Kendine gel. Heyecanlandın. Heyecanlanmadım, sadece şaşırdım. Senin içeride işin yok mu? Ha? Yok. Benim içeride işim falan yok. Saçını olacaksın. Bıktım senden. Merve biraz dur Allah aşkına ya. Sevda'ya aşıkta. Merve ne olur, ne olur. Merve dur, ne olur yapma. Sakin. Başka işin yok muydu senin? Hadi gel. Hadi gel. Selman'dan haber var mı? Yok. Biz bir şey yapamadıktan sonra o ne yapacak? İnsanlar telefonlarımıza bile çıkmıyorlar. Olacak şey değil. Akşam resmen karanlıktayız. Sıkma canını arkadaşım. Nasıl sıkmam Simge? Merve kızım bu ne hal ya? Deli misin sen? Ay taktın kafaya bu işi. Şimdi de fotoğraftaki diğer kız değil mi? Evet. Bu iyi bir yöntem Simge, inan bana. Sevda görünce heyecanlandı ama ben anladım onu. Panikle karışık bir heyecanlanmaydı o. Şimdi içinde özlem veya aşk yoktu yani. Bakalım Deniz'i görünce ne yapacak, çok merak ediyorum. Ne diyeyim şekerim, Allah sana akıl fikir versin. Bu kadar derdinizin arasında hala Volkan'la uğraşıyorsun ya. Bravo vallahi. Deniz? Deniz, beni mi arıyorsun? Allah Allah, bu kızın burada ne işi var? Ya Merve ise? Deniz, burada ne işin var bilmiyorum. Ama aramızda yaşananlar geçmişte kaldı. Ben artık evliyim. Ve karımı dünyada her şeyden daha çok seviyorum. Aşkım. Aa, Merve, sen misin? Benim Merve. Ya. Peki, ne bu halin? Ya ne bileyim ya. Geçmişteki gölgeler benim bir türlü yakamı bırakmıyor. Her yerde fotoğraf görüyorum. Deli karım benim. Deli, deli. Nerede kaldı şu bilgi? İşte geldim. Bu da ne? Bu benim yapmış olduğum harika bir alet. Şimdi bu alet sayesinde geçmişi görebileceğiz. Vay be. Sen gerçekten de tam bir beyin zıldızısın. Çok bilmiş. Hadi çalıştır şunu. Başlıyor. Bana bunu yapmaya hakkı yok Kulina. Çabuk beni serbest bırak, çabuk. Elmira, bu durum beni de üzüyor ama elimden bir şey gelmiyor. Burada kalman senin ve oyuncaklar dünyasındaki diğer oyuncaklar için tehlikeli olmaya başladı. Seni bir boyut değiştirme yolculuğuna çıkarmamız gerekecek. Ama ben burada çok eğleniyordum. Bu yaptığın kötülükleri eğlence mi diyorsun sen? Ben boyut değiştirmek falan istemiyorum. Burada kalmak istiyorum. Maalesef bu imkansız. Yaptıkların bağışlanamaz. Hem konsey kararını verdi bile. Bir gün bunun hesabını sormaya mutlaka geleceğim. Mutlaka! Üzgünüm. Hayır! Güle güle Elmira. Umarım bundan sonraki yaşamında aklını başına alır ve sakin bir hayat yaşarsın. Keşke böyle olmak zorunda olmasaydı. Bu kadar sanırım. Şu işe bak. Demek zavallı kadını bir boyut yolculuğuna göndermiş. Buna mecbur kalmış olmalı. Kim bilir Elmira neler çevirdi ki? Konsey üyeleri ve Kulina böyle bir karar almak zorunda kaldı. Ya ya, ne demezsin? Kulina kesin onu kıskançlığından postalamıştır. Oyuncaklar dünyasında tek biri kalabilmek için. Neyse canım. Bizi ilgilendirmez. Sonuçta geçmişte yaşanmış ve bitmiş. Ben çok yorgunum. Gidip dinlenmek istiyorum Şoker. Tamam. Sen git öyleyse. Teşekkür ederim. Ben biraz daha kalıp çalışmak istiyorum. Tamam. Hadi bay bay. Hadi bay bay.
kampur kafa. Demek Elmira'yı buradan kuline göndermiş. Onu tekrar geri getirmeliyim. Şimdi onu nasıl uyandıracağım? Ne olacak şimdi? Kayıtlarda onu gönderdiğin iksirin formülünü yazmış olman daha iyi bir fikirdi Kulina. İşte bu kadar. Elmira. Elmira. Oyuncaklar dünyasına yeniden hoş geldin Elmira. Kendimi tehlikeye attım. Bana böyle mi teşekkür edeceksin? Çok teşekkür ederim. Aferin sana. Yeter artık. Seni buraya deli deli gül diye geri getirmedim herhalde. Şimdi beni iyi dinle. Kulina'dan intikamını almak istemez misin? Kulina'dan mı? Evet. Ona hala kızgınsın değil mi? Hem de nasıl. O halde sakin ol ve beni iyi dinle. Anladın mı? Of, nerede kaldım? Ayol, biz burada meraktan 9 doğurduk. Ay, bizimki horul horul uyuyor. Kurşun. 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 Ne oldu? Haber geldi mi? Hayır ama arada sırada uyanık kalsan iyi olacak. Aa, ben uyumadım ki. Göz kapaklarımı dinlendiriyordum. Ay, daha neler. Tamam, neyse. Ay. Heyecandan zaten ter bastı. Nerede kaldı şu korku? Bilmiyordum. Hiç heyecanlanma Kulina. Senden daha iyi bir aday çıkmaz nasılsın? Ah, yine de karar kesinleşene kadar içim rahat etmeyecek. Ah. İşte burada. Hadi korku, çabuk oku. Tamam, bir dakika okuyorum. Çabuk. Bir dakika Kulina. Hadi, ne yazıyor?
başperinin kim olacağı yarın belli olacakmış. Bence yeniden başperi sen olacaksın Kulina. Ve her şey eskisi gibi güzel olacak. Umarım. Gelirdin mi? Gel buraya. Evet, geleceğiz. Gördün mü bu kapıda? Yok. Yok değil mi? Daha sırası değil. Sen ne yaptığını sanıyorsun ha? Her şeyi berbat edeceksin. Neden? Bunun için getirmedin mi beni buraya? Sana anlattıklarımı anlamadın mı? Hayır. Neyse, önemli değil. Benim söylediklerimi yap yeter. Daha çok erken. Şimdiden ortaya çıkarsan bakarsın bu durumu engellemek için bir şeyler yapabilir. Yarın son anda ortaya çıkacaksın ki Kulina'nın şansı kalmasın. Hem böylesi daha eğlenceli olacak, anladın mı? Hayır. Tamam. Her şeyi bana bırak. Neden sana bırakacakmışım? Bana bak patates suratlı. Beni kimse yönetemez, anladın mı? Hele senin gibi bir palyaço asla. Asla. Al sana. Kendimi bas gitar gibi hissediyorum. Ya ne yapacaksın cüzdana bakıp? Hem attım ben onu çöpe. Yalan söyleme. Cebinde biliyorum. Hiç de değil. Ne diye attın? İçinde kimlik falan vardı belki. Sahibine verirdik. Aman bir de onunla mı uğraşacaktık? Evet, ne var? Eviniz burası mı? Evet. Elektrikler hala gelmemiş. Babam faturayı yatıramadı galiba. Merhaba Bakmış. Merhaba. Bu kız da kim? Yağmur'un ilham perisi. Kim? Bir resim yarışmasına katılacağım. Çok büyük bir para ödülü var. Kulina bana Minty'yi getirdi. Onun sayesinde yarışmayı kazanabilirim. Tövbe estağfurullah. Bir ilham perimiz eksikti hani. Bu Kulina Hanım da bir tuhaf yani. Ya Maktu şöyle deme. Sen şimdiden Hakan'a söylenecek yalanı hazırla. Of, çok sıkıcı. Ne televizyon izleyebileceğiz ne de bilgisayarı açabileceğiz. Emre, sakın bunları babanın yanında söyleme. Hem çok üzülüyor biliyorsun. Elektriklerin olmamasının tek güzel tarafı. Elektrikler kesikti. Ödevlerimi yapamadım öğretmenim diyebileceğim. Tabii bana inanırsan. Ay. Okul nasıldı? İyiydi. İsim Perim'i nasıl buldun baba? Çok tatlı. Ne yapayım? Kaybetmez herhalde. Çalmadım ya. Vay be, amma çok para var. Emre, yine neler karıştırıyorsun sen? Yok bir şey. Sen de sürekli dedektif gibi beni mi takip ediyorsun? İşine baksana kızım ya. Of, Minty. İstersen yan odada kalırsın, istersen burada. Sen bilirsin. Hadi otur. Şöyle. Alacaklarımızı tahsil edemedik. Bugün karanlıktayız. Sıkma canını, yarın hallolur. Sana fikrini soran olmadı. Ay, soğuk da burası. Üşüteceğiz vallahi. Çocuklar hasta olmaz inşallah. Bırak da bunu biz düşünelim. Her şeye fikir yürütmek zorunda mısın sen? Simge, rica ederim. Zaten canım sıkkın. Yapamıyorum Yağmur, ısrar etme. Ya nasıl ilham perisisin sen? Ben de onu anlamadım. Daha okulumu bitirmedim. Hem buraya gelmemi de Jenner söyledi. Ben istemedim, tamam mı? Tamam, sakin ol. Senin için yapabileceğimiz bir şey var mı? Peki onu söyle. Yani ilhamını getirecek bir şeyler. Ya şu işe bak, ilham perisine ilham arıyoruz. Emre. Yine başladık işte. Simge ipleri eline aldı, her şey eskiye döndü. Ya ben buna nasıl katlanacağım bilemiyorum. Nana lütfen bizim için katlan. Çok az kaldı. İnsan olunca her şey düzelecek. Evet Nana, sabret olacak. Hatırımız için.
Hadi Nana, resim yapmak istiyorum lütfen. Teşekkürler Nana. Hadi ben hazırım Minty. Bir daha dene. Belki bu kez işe yarar. Ben yemeği hazırlayayım. Acıkmışsınızdır. İyi olur. Aranızda yaşanan bunca şeyden sonra Nana'nın burada kalmasına nasıl izin veriyorsun anlayamıyorum doğrusu Hakan. Ya ama... Sakın çocuklar falan deme bana. Umarım ona karşı bir şeyler hissetmiyorsundur hala. Yok. Güzel. Ama ben yine de onun burada kalmasını istemiyorum. Bir an önce bu sorunu halletmelisin. Çocuklar ona çok düşkün biliyorsun. Eğer onu gönderirsem bana çok güceniyor. Ne yaptı ne etti çocukları kendine bağlamayı becerdi. Helal olsun vallahi. Kurnaz köylü güzeli. Ama Hakan biz evlenince onu asla bu evde istemiyorum. Anladın mı? Değil. Çıkarttırmayın şu maskeyi yoksa etkisi olmayacak. Yarın önemli bir gün benim için. Güzel görünmem lazım. Yarın senin için işte güzel bir gün olmayacak Kulina. Ama bu ses. Bu ses. Ah, nereye gittiniz? Bu sesi tanıyorum. Yıllar öncesine ait bir ses. Neredesiniz? Kim var orada? Ay, yüreğim sıkışıyor. Konsey sekreteri bir an önce gelip tacımı taksa da bu iş bitse. Ay sakin sonra ol. Da bir aksilik çıkacak diye çok korkuyorum. Ne olabilir? Zaten senden başka aday yok ki. Kulina yeniden baş perimiz olacak. Kulina, anladığım kadarıyla tek aday sensin. Gerçi senin hakkındaki görüşlerimiz henüz düzelmiş değil. Başka aday yok mu? Biz hepimiz Kulina'nın yeniden baş perimiz olmasını istiyoruz Sayın Sekreter. Evet. Evet, bu işi daha fazla uzatmayalım. Kulina'ya tacını takın olsun bitsin. Kurallığa gerek yok. Tamam. Kurallar gereği zamanın dolmasını beklemek zorundayız. Bu süre içerisinde başka bir aday çıkmazsa isteğiniz zaten gerçekleşecek. Süre başladı. Elmira, güzel Elmira, lütfen üzme beni ama gel evet de şu işe. Ben seni geri getirmek için boşuna mı uğraştım? Bana ne? İstemiyorum. Benim canım sıkılır. Uğraşamam baş perilikle filan. Ben özgür olmak isterim. Ama hani Kulina'dan intikam almak istiyordun? Evet. Ama bunu baş peri olarak yapmak istemiyorum. Daha güzel planlarım var. Mesela o süs düşkünün yüzünü çıbanlarla doldurmak gibi. Ama baş peri olursan istediğini yaparsın. E hadi kırma beni. Hayır dedim ya. Ne laf anlamaz şeysin. Bal gibi olacaksın. Gel buraya. Bırak beni haydut. Tamam. Sakin ol. Sakin olalım. Empati kuralım. Baştan başlayalım. Bak Elmira. Şunu bil ki ondan intikam almak istiyorsan bunun en iyi yolu baş peri olmaktır. Düşün. Vidalarını biraz daha sık ve düşün. Baş peri olursan. Hadi ama kimse gelmeyecek. Ne bekliyoruz? Evet kimse gelmeyecek. Susun. Kimse gelmeyecek. Hadi başlayalım. Anlamıyorlar ki. Ya o söylesin artık ya. Bence de. Hadi. Evet. Süre bitti. Ay, yaşasın. Evet.
Sayın Konsey Sekreteri, bir baş peri adayımız daha var. Şoker, bu da ne demek oluyor? Ama olmaz. Sus. Bir aday daha mı? Çok saygıdeğer peri, Elmira! Elmira mı? Elmira mı? Baş periyle aday efendim. Bu durumda adaylarımızın isimlerini konseye götürmek zorundayız. Ama bizim ne düşündüğümüzün önemi yok mu? Burası evet, demokrasi. Biz Kulina'nın baş peri olmasını istiyoruz. Olmaz. Evet, doğru. Ama ben istemiyorum. Sizin düşüncelerinizi de konsey üyelerine ileteceğim. Ama son sözü onlar söyler. Şoker, ne yaptığını sanıyorsun ya sen? Ben hiç mümkün değilim Kulina. Seni affettim. Ama baş peri ben olacağım. Olmaz ki. Hayır. Hainsin sen, hain. Ne yapıyor bu? Şu şokerin haline baksanıza. Kesin bunun başından aklından çıkmıştır. Hiç boşuna umutlanma Kulina. Konsey üyeleri seni hala affetmediklerine göre yeni baş peri kesinlikle Elmira olacak. İstemeyiz. Ama Elmira'yı da buradan gönderen onlardı. Olsun. Senin işlediğin suç onunkinden daha büyük. Ne haber? Sadece biraz kaçık o kadar. Ben hiçbir şey yapmadım. Her şey senin başının altından çıktı Şoker. Bunu çok iyi biliyorsun. Ama onlar bilmiyor. Ay geldi. Geliyor işte. Bir karara vardınız mı Sayın Sekreter? Evet, vardı. Bizler düşündük. Kulina'nın nazarımızda hala güvenilirliğini kazanamadığı için yeni baş perinin Elmira olmasına. Sessiz olun. Hem Elmira eskisi gibi değil sanırım. Son derece normal görünüyor. Baş peri Elmira. Baş peri nasıl olur? Baş peri oldu. Elmira daha iyi. Hayır. Durun, sakin olun. Baş peri oldu. Durun, sakin olun. Kurtarın beni. Baş peri oldu. Baş peri oldu. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Baş peri oldu. Baş peri kesinlikle Kulina'dır. Yapma. Hemen onu geldiği yere gönder, hemen. Yoksa seni kertenkeleye dönüştürürüm. Ve ömrünün sonuna değin öyle yaşarsın. Sayın genel sekreter, ayıp oluyor ama. Gel buraya, gel. Hadi cezası, gel. Ah, çok şükür elektrikler geldi. Hakan ödedi demek ki parayı. Belki de başkası ödemiştir. Kim ödeyecek? Hem hiçbirimizde para yok. Bugün bakkalda Bünyamin Bey'i gördüm. Canı çok sıkkındı. 3 aylığını aldıktan sonra cüzdanını kaybetmiş. Yıkılmış zavallı. Yazık. 3 ay çoluk çocuk ne yapacağız diye sızlanıp duruyordu. Bir gören eden var mı diye sormuş soruşturmuş ama ara ki bulasın ya. Ay yazık. Tüh. Kesin bu cüzdanı. Şimdi ne yapacağız? Susar mısın? Hem onun olduğunu nereden biliyorsun? Hadi yukarı çıkalım. Minci gel hadi. Kaçın bakalım kaçın. Ben sana söyledim. Ne yapacağız şimdi? Yazık değil mi adama? Ne yapalım Yağmur? Bir hata yaptım bir kere. Ama artık çok geç.
Of. Kimseye söyleyemeyiz. Kim bilir ne kadar üzülüyordur adamcağız. Yağmuruz elime gelme, zaten çok kötüyüm. Minty, bana yardım etmek zorundasın. Lütfen ilham ver. Yağmur, kendini kandırmaktan vazgeç. İşe yaramıyor, anlamıyor musun? Evladım, demek paraları tahsil ettin. Hadi hayırlısı olsun. Bak, boşuna üzdün kendini. İyi de Makbuş Sultan, ben para falan yatırmadım ki. Siz mi yatırdınız? Yok. Allah Allah. Nana, Hakan'dan korktuğun için kabul etmiyorsun ama parayı senin yatırdığından eminiz. Ben yatırmadım. Makbuş, yoksa sen... Yok evladım, nereden yatırayım? Aa, sinirlenmeye başlıyorum ama nasıl olur? Ben parayı kimin yatırdığını biliyorum. Emre. Emre yatırdı. Emre mi? Ne? Ne? Tamam Minty. Sen onun söylediklerine kulak asma canım. Ben sana güveniyorum. Tamam mı? Sen de kendine güvenmelisin. Sen çok başarılı bir ilham perisisin. Bunu unutma. Emre, Özge'nin anlattıkları doğru mu? Cevap ver. Doğru mu? Elektrik parasını sen mi yatırdın? Evet. Parayı nereden buldun? Ben bir cüzdan bulduğunu söylesene Emre. Ne? Emre, bunu nasıl yaparsın? Bize ait olmayan bir parayı nasıl kullanırsın? Ama ben babacığım. Bakın, cüzdan da burada işte. Buna inanamıyorum Emre. Bu şimdiye kadar uğradığım en büyük hayal kırıklığı. Bunu nasıl yaparsın? Yazıklar olsun sana. Yağmur, senin de haberin vardı ve bana söylemedin, öyle mi? Onun biz yok baba. Ya bana bunu nasıl yaparsınız, nasıl? Ben size bakmak için geceleri şoförlük yapmayı planlıyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Sizi böyle mi yetiştirdim ben? Böyle mi yetiştirdim? Senin bir suçun yok tatlım. Onlara örnek olanları tanız. Yok, söyleyecek laf bulamıyorum size. Yazıklar olsun verdiğim emeklere. Tamam bebeğim, ağlama. Her şey düzelecek, görürsün. Tamam da ben krallıkta kalmayalım. Babam mutlu olsun diye. Bence senin ilham perisine ihtiyacın yok. Belki de o yüzden sana sihir yapamıyorum. Belki de sen gerçekten çok yeteneklisin. Ve ilham perini içinde yaşatıyorsun. Ne dersin? Hadi. İster misin? Yarışmaya beraber katılalım. Hem babama emeğimizle bir şeyler başarabildiğimizi gösteririz belki. Hadi. Tamam. Evet sevgili çocuklar, sayın veliler, İstanbul ili çevresinde düzenlemiş olduğumuz yarışmanın ikincilik ödülü okulumuzdan iki kardeşin oldu. Tebrik ediyorum. Emre ve Yağmur Ertürk. Bakın, kulayla birlikte orada.
kendime ait olmayan bir şey dokunmayacağım. Söz veriyorum. Bizi affet baba. Sana layık olmaya çalışacağız hep. Söz. Sizi çok seviyorum yavrularım benim. Çocuklar, ödülünüzü almayacak mısınız? Bu başarı belgeniz. Bu da ödülünüz. Tebrikler. Varın çocuklar. Teşekkürler. Bak baba. Tamam. Baba bak. Aferin.